Günün özetiyle yeniden bir aradayız. Güne yansıyan öne çıkan haber başlıkları arasında bugün Bakanlar Kurulu var. Bakanlar Kurulu öncesinde Başbakan Özkan Yorgancıoğlu'nun açıklamaları güne yansıyan haber başlıkları arasındaydı. Bakanlar Kurulu'nda tarım ve hayvancılık konularında da kararlar üretildi. Bunlar güne yansıyan öne çıkan haber başlıkları arasında. Ama bugün Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hamit Bakırcı bizlerle birlikte Sayın Bakan'la Sup Asrım projesinden çevre sorunlarına pek çok konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, günün özeti başlıyor ve şimdi Sayın Bakan'dan konuya ilişkin açıklamalar alacağız. Buyurun. Evet, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hamit Bakırcı bizlerle birlikte demiştik az önce ve Asrım Projesi'yle başlayalım isterseniz Sayın Bakanım. Asrım Projesi hızlı bir şekilde ilerliyor. Son nokta nedir gelinen aşama? Evet, son nokta çalışmalar devam ediyor görüyorsunuz. İstemeyerek de olsa Hamitköy'deki depoya ulaşmak için yolu bir miktar daralttık. Orada çalışmalar devam ediyor, depoya bağlayacağız. Kısmet olursa, tahminlerimiz hava şartlarına uygun olursa bu yıl sonunda Aralık ayında su inşallah adamıza akmış olacak. Herhangi bir sıkıntı var mı şu an için çalışmalarda? Şu an için sıkıntımız yok. Biliyorsunuz Türkiye'deki Alaköprü barajı bitmiş durumda. Aynı şekilde bizim adamızda bulunan barajımız bitmiş durumda. Pompalama istasyonlarımız bitmiş durumda. Arıtma tesisimizin %70'i bitti. %30'luk bir kısmı kaldı. O da yıl sonuna kadar zaten bitmiş olacak. Bunun yanında deniz geçişinde biz 5,5 kilometrelik deniz tabanına döşenen boruları kendi kıyı hattımızda döşedik. Tabana yerleştirdik. Türkiye'den de tabana yerleşmesi gereken 8 kilometrelik bir mesafe vardı. O da tabana yerleşmiş durumda. Deniz geçişinde sadece askı aparatlarında olan borular kaldı. Onların da biliyorsunuz ankoraj bloklarını, ağırlıklarını indirmiştik. Şamandıralar kondu üstüne. Dün ve önceki gün yapılan çalışmalarla 2 kilometrelik, yani toplamda 4 tane borunun birleşmesiyle oluşan, şamandıralara bağlanacak olan boru bağlantısı yapıldı ama batırılmadı henüz. Onun da denemesi yapılıyor. Denendikten sonra, testi yapıldıktan sonra o da batırılacak. Biliyorsunuz bunlar 250 metre suyun altında seyredecek olan borularımız. Bunun dışında bizim burada kara hattımızda 4 tane ana depoya gidecek olan boru hattı döşeme ihalelerimiz vardı. Bunlar verildi. Bir tanesi Güzelyurt ve Lefkoşa. Yaklaşık 64 kilometrelik bir mesafe. Bunun da %70-%80 civarında bir kısmı bitti. Bir ay içerisinde de tamamen bitmiş ve depoya bağlantıyı yapmış olacağız. Arkasından Girne hattımız var. O döşenecek tatlı suya kadar. Daha sonra Magosa hattımız var. İskele ve Karpaz hattımız var. 2015'in sonunda inşallah hedefimiz tüm evlere suyun akması. Peki İskele için en son diyorsunuz. Çalışmalar İskele için ne zaman evet. Başlayacak? Yaklaşık tahmin ediyorum şirketle yaptığımız görüşmelerde 3 ay sonra İskele hattının başlayabileceğini söylediler. 3 ay sonra da o hatta başlamış olacağız. Peki ihaleyle ilgili çıkılan ihaleyle ilgili 4 ayrı evet. Ana depo için ihaleye çıkıldı. İhale ne zaman? Depo için değil, döşemeler için. Yok verildi, ihaleler belli oldu. Şirketler çalışmaya başladı gördüğünüz üzere. Bu hatta alan şirket aynı zamanda Girne hattında kazandı. Bu hattı bitirip hemen Girne hattına geçecekler. Yani Lefkoşa güzel bir çalışmalar yapılırken bir takım sıkıntılar da oluşuyor. Tabii. Elektrikle ilgili sıkıntılar oluşuyor. Bu da gündeme düşen haberler arasında olur kimi zaman. Tabii ama bunlar yani doğal tabii ki bu çalışmalarda. Kazılar yapılırken elektrik kurumu çağrılıyor. Telefon dairesi çağrılıyor ve nereden geçtiği soruluyor ama maalesef işte buralardan geçiyor dedip arkasından da kazılar başladığı zaman
ummadık kazalar olabiliyor. Kablolar kopabiliyor. Ama tabii şirketlerin taahhütleri var. Her şekilde ne zarara yol açarlarsa onu tamirini yapıp eskisi gibi bırakmak kaydıyla tamirini yapıp bırakıyorlar. 2015 diyorsunuz. İlk 2015'in sonuna kadar kısmetse her eve su girecek. Bölge olarak ilk etapta Lefkoşa mı olacak? Lefkoşa. Sonrasında? Daha sonra Güzelyurt, Girne, Magosa ve İskele. Peki suyun dağıtımı nasıl yapılacak? Şimdi suyun dağıtımı konusunda 3 alternatifimiz var. Teknik komitelerimiz ve elemanlarımız bunun üzerinde yoğunlaştılar. Çalışmalarını sürdürüyorlar. Birinci alternatifimiz yap işte devret modeliyle tüm altyapıyı yüklenici firmaya yükleyerek, yani bunun içinde atık su arıtmaları var, yağmur toplama kanalları var, göletler var, şebekelerin yenilenmesi olayı var. O şekilde yap işlet devret modeliyle belirli bir süreliğine şirketler aracılığıyla bunu yönetmek. İkinci alternatifimiz yarı özel yarı devlet şeklinde yönetmek. Üçüncü alternatifimiz şu anki alternatif, devam eden mevcut alternatif, su dairesinin bünyesinde ana depolara kadar bu suyu götürüp oradan da belediyelere bırakmak. Bu üç alternatif üzerinde şu an tartışmalar, görüşmeler devam ediyor. Ne zaman sonlanır Sayın Bakan? Tabii şimdi su geliyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde sonlanması lazım. O yüzden çalışmalar hızlı bir şekilde de devam ediyor. Haftada 2-3 kez komiteler oturuyor, toplanıyor, konuşuyorlar. Dolayısıyla bu önümüzdeki ay içerisinde bizim yasamız hazır. Su yasası var biliyorsunuz. Onun üzerinde bir yıldır da biz daha önceki yasa üzerinde bir geçtik. Çalışmaları yaptık. Bu konuyla ilgili bilgili olanlar, tecrübeli olanlar, başka ülkelerde nasıl uygulanıyor bunları da inceledik. Yasamız hazır ama işte yasada sadece suyun nasıl yönetileceği ile ilgili bu son kararı verdiğimizde bu yasayı da bitirmiş ve meclise sunmuş olacağız. Peki teknik komitede 3 nokta üzerinde, 3 konu üzerinde, evet, suyun nasıl alternatif var. Yoğunluk hangi alternatif üzerinde veya tartışmalarda sorun ne aslında? Tabii şimdi yoğunluk olarak bakmayalım. Ben isterim ki bu ülkenin bir vatandaşı olarak biz tamamen yeterli bir yapıya sahip olalım ve suyu sadece devlet olarak biz yönetelim. Ama maalesef teknik elemanımız aletsel açıdan, bilgi açısından, teknoloji açısından tam donanımlı bir daire değiliz. Dezavantajımız bu konuda da bu. Ama günün sonunda bu sadece su dairesinin değil, bu ülkenin olayı olacak. Çünkü son teknolojiyle yönetilecek. Yani her borunun üzerinde fiber optik kablolarla suyun kaçak durumları, suyun işte neresinde problem var borunun gibi problemler tespit edilip anında müdahale edilecek. Onun için bu konuyu iyi denemek lazım. Önce biz kendi yapımıza bakmamız lazım. Ne yapabiliriz, yapamayız. Eğer biz sonuçta bunu biz yöneteceksek kendimizi güçlendirmek zorundayız bu konuda. Mesela Azerbaycan örneğinde olduğu gibi Azerbaycan sıfırdan yaptı. Bütün her tesisini, altyapısını, borularını, barajını, her şeyini sıfırdan yaptı. Azerbaycan bunu yaptıktan sonra Türkiye'de İSKİ'den eski tecrübeli mühendisler aracılığıyla hizmet alımı şeklinde hem kendisi hem onlar, yani yarı yarıya ortakmış gibi o suyu yönetiyorlar şu an. Niye bunu yaptı Azerbaycan? Kendi yapısı güçlü değildi. Altyapısı yoktu bu konuyla ilgili. Ha şimdi biz de bunları değerlendiriyoruz. Yani sadece bu su dairesinin değil, olduğu gibi bütün insanımızı ilgilendiren bir olay. Bu yıl olan kuraklığı gördük. Evet. İnşallah seneye böyle olmayacak diye düşünüyoruz ama tarımda, hayvancılıkta, evlerimizde kullanacak su bulamıyoruz. Yeraltı kaynaklarımız tükenmek noktasına geldi. Tuzlanma oranı güzel. Tuzlandı. Güzel yurt aküferimiz tuzlandı zaten. Ama birçok yerde de kuyular artık son verimlerini veriyorlar. Dolayısıyla bu gelecek olan suyun kıymeti ortada. Gelecek olan suyun kıymeti ortadayken bunu kullanmak da çok önemli. Artı bu işin bir de maliyeti var. Türkiye bizden suyun parasını talep etmiyor. Yaptığı masrafın da parasını talep etmiyor ama 25 megawattlık bir enerjiye ihtiyacımız var bu suyu pompalamak için.
Bu nasıl sağlanacak? Bu da işte suyun fiyatını belirleyecek. Onda bir etken olacak. Biz suyu bedavaya alıyoruz ama bunu evlere ulaştırıncaya kadar bir enerji maliyeti olacak. Dolayısıyla suyun fiyatı konusunda da bu elektrik enerjisinin yüksekliği etkin olacak. Bunun üzerinde bir çalışma yapılıyor Sayın Bakanım. Tabii ki çalışmayı biz konusunda yapıyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz bu suyun yarısı 75 milyon metreküp su gelecek. Yarısını biz şebekelerde kullanacağız, evlerde. Yarısı tarımda. Yarısı da tarımda kullanılacak. Dolayısıyla tarımda kullanılacak olan kısmının da maliyetinin ucuz olması lazım ki siz yetiştirdiğiniz ürünleri ucuza mal edip satabilirsiniz. Satamadıktan sonra yetiştirmenin de bir anlamı olmaz. Tabii Tarım Bakanlığı da bu konuda kendi alanında çalışmalarını yapıyor. Paralel bir şekilde mi çalışmalar sürüyor? Tabii biz birkaç kere Tarım Bakanlığı'nın yetkilileriyle görüştük, çağırdık, konuştuk. Bu su işte gelecek, böyle olacak. Anlattık nerelere gideceğini de konuştuk. Türkiye'den gelen ziraat mühendisleriyle birlikte kendileri de bir çalışma yaptılar. Toprağın verimliliği nedir, ne yetişir, nasıl yetişir, sulama yöntemi ne olacak? Onlarla ilgili de çalışmalar yapıldı. Tahmin ediyorum onlar da kendilerini bu konuda hazırlamışlardır. Tarımla ilgili kullanılacak su sadece Besarya bölgesinde mi kullanılacak? Değil. Birinci olarak Güzel Yurt'a gidecek. Niçin Güzel Yurt tercihimiz? Çünkü Güzel Yurt aküferi bu adanın en büyük aküferi. Yani yeraltı kaynakları bakımından en zengin aküferi. Ve Güzel Yurt aküferinin durumu ortada. Bugün evlerimize gelen Lefkoşa'da, Magosa'da birçok şebekeden aldığımız su aküferden geliyor. Ve dişlerimizi bile fırçalarken o tuz tadını alıyoruz. Çamaşırları yıkadığımızda onun sertliğini görüyoruz. Elektrikli aletlerimizin bozulduğunda içindeki yapıyı görüyoruz sudan dolayı etkilendiğinden dolayı. Dolayısıyla ilk tarımsal amaçlı suyu o bölgede kullanıp birinci olarak yerin altındaki suyu yukarıya çekmeyeceğiz. İkinci olarak sulama yaptığımız zaman süzülen su aşağıya aküfere gidecek. Yağmur sularıyla da beslenen aküfer yavaş yavaş kendini toparlamaya başlayacak. Çünkü bu su Türkiye'den gelecek ve dolayısıyla herhangi bir problemde, arızada biz sadece Türkiye'ye bağımlı olamayız. Kendi kaynaklarımızın da olması lazım. Yani bizim şu anki mevcut kaynaklarımızın her an kullanıma hazır olması lazım. Herhangi bir problemde Türkiye'den suyun gelmediğini düşünün. Biz bu kaynakları kullanacağız tekrardan. Bunun için bir çalışma yapılıyor mu? Tabii ki şu an mesela biz bazı yatırımlar yapıyoruz bazı bölgelerde. Hem bölgedeki suyun su ihtiyacını gidermek hem de bazen soruyorlar bize ya Türkiye'den su geliyor. Siz niye bunu yapıyorsunuz buraya? Tamam biz bunu yapmayalım. Türkiye'den gelen suya belimizi bağlayalım. Türkiye'den su geldi kullanıyoruz. 3 yıl sonra bir problem oldu. Su gelmez oldu. Ne yapacağız? O zaman susuz kalacağız. Hazır olmamız lazım. Dolayısıyla biz şu anki sistemi bozmayacağız. Yine bu sistem devam edecek, kalacak. Ha sadece kullanmayacağız. Yeraltı kaynaklarımızı dinlendireceğiz. Onların tekrardan kendine gelmesini sağlayacağız. Ve o tuzluluk oranının kaybolmasını sağlayacağız. Amacımız bu. Bu çalışmalarda en büyük sorun su dağıtımıyla mı ilgili Sayın Bakan? Su dağıtımı tabii ki problem olacak. Niçin? Çünkü şu anki sistemde suyun dağıtımıyla ilgili su dairesi işin içinde. Kaymakamlıklar işin içinde. Belediyeler işin içinde. Dolayısıyla herkesin kendisine göre bir bakış açısı var. Onlarla birlikte de istişare etmek lazım. Konuşmak lazım. Bugün belediyelere baktığınız zaman su dağıtımını yapmazsa belediyeler, şu anki mevcut belediyeler, bir kazanç kapısı da sudur. Zaten bütçeleri ortada, sıkıntıları. Bütçeleri, sıkıntıları ortada. Dolayısıyla onlar mali açıdan bakıyorlar biraz da olaya. Yani bugün düşündüğünüzde bir su parasını toplamazsa belediye, kendisine gelecek olan katkının ne kadarını kaybetmiş olacak. Bununla ilgili de İçişleri Bakanlığı çalışma yapıyor. Belediyelerle konuşuluyor. Yarın sanırım kaymakamlarla bir toplantı yapılacak bu konuyla ilgili tekrardan. Onlara bilgi verilecek. Dolayısıyla kapsamlı bir karar vermek zorundayız bu ülke adına. Onların da bu işin içinde olması şart. Peki bu asrın projesi, su projesiyle ilgili olarak elden aşağı
aşama ile ilgili ve daha da ileriye bir takım sonuçlar, kararlar üretildikten sonra bir basın toplantısı düzenliyor musunuz veya gelinen nokta ile ilgili şu anki mevcut yapı ile ilgili kamuoyuna bilgilendirme? Şimdi açık. Biz tabii sürekli televizyon programlarında gazeteci çıkıp, arkadaşlar evet. gelip sorduklarında biz cevaplarını veriyoruz. Şimdi bize diyorlar ki ya hani bu su gelecekti Temmuz ayında. Tarih değişiyor şeklinde. Tabii şimdi insanımız dinliyor ama bazen de dinlediğini algılamıyor. Sadece tarihe bakıyor. Tarih değişmiyor. Orada Türkiye'deki Orman ve Su İşleri Bakanımız buraya geldiğinde ziyaretinde şunu söyledi. Eğer biz her şey yolunda giderse yüklenici firmayı da ikna edebilirsek 20 Temmuz'a suyu adaya getirirsek çifte bayram yaparız. Bu bir iyi niyetti. Yani 20 Temmuz'da su gelecek anlamında değildi bu. Ha, tabii ki bu yaz döneminin özellikle çok dalgalı geçmesi denizdeki çalışmaları da etkiledi. Ha, bizim şimdi bu projenin bitmesi için 75 çalışma gününe ihtiyacımız var. Ama 3 gün hava, deniz çok dalgalı olduğunda o 3 gün yanmış olacak. Çalışılamamış olacak. Doğayla mücadele veriyorlar çünkü onun içinde. Dolayısıyla kara hatlarında bir problem yok. Tahmin ettiğimiz şekilde yürüyor. Ama deniz hattında dalga izin verdiği sürece çalışmalar devam edecek. Çok dalgalı havalarda mecburen çalışmaya ara vereceğiz. Ara verelim. Onun için yani bu tarihle ilgili çok şey söylendi. Tabii tarih 3 ay önce olmuş, 3 ay sonra olmuş. Keşke 5 yıl önce bu proje yapılsaydı gelseydi. O ayrı bir olay. Ama neticede bu su projesi doğru yürüyor mu, yürümüyor mu? Buna bakmak lazım. Şu an yürüyor. Bir sıkıntımız yok. Sadece denizdeki kısım kaldı. Geçiş kısmı, askıda olan kısım. O da bittiğinde kısmet için suyu alacağız. Tabii toplumun da bilinçlenmesi gerekiyor suyu kullanma noktasında. Çünkü evet. belirtiyorsunuz aslında 3 üretle de farklılık olacağını, enerji kullanılacağı için 3 üretlere de bu yansıyacak elbette. Şimdi bakın, o zaman şöyle düşünelim. Şu anki mevcut sistemimizde şebekelerimizde yaklaşık %40 civarında bir kaçak var. Bunun belediyelerin deposundan sonra evlere belediyelerin ulaştırdığı hatlarda kaçaklar var. Belediyeler bu su paralarını da toparlayamıyorlar. Yetersiz kalıyorlar bu konuda. Bir de şu var ki insanımızda çok bilinçlenme olayı yok. Nasıl yok? İşte mesela 5 günde su alan bir köy düşünün yaz aylarında. 5. gün geldi su alacak o gün değil mi? Lastik çeşmeye takılı, ağacın altında, çiçeğin altında hemen gelirkenler oraya yöneliyorsun. Ben Türkiye'de birçok noktada gezdiğimde şunu da gördüm. Akarsuların olduğu bölgeleri düşünün. Ürgüp mesela, Göreme. Kocaman bir akarsu akıyor. Köprü, hatta üstündeki köprüden yürüyerek geçiyorsunuz. Hayran kalıyorsunuz suya. Şehrin içine girdiğiniz zaman, kasabanın içine girdiğiniz zaman anons duyuyorsunuz, belediye anonsu. Kesinlikle araba yıkamak, çiçek sulamak, ağaç sulamak yasaktır. Depoların sonu. Kullananlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Bir taraftan dereden sular akıyor, şarıl şarıl. Bir taraftan suyun kullanılması hakkında tasarruflu olması için telkinde bulunuyor. Ben ülkeme bakıyorum. Belediyelerimizde böyle bir telkin yok. İnsanımızda öyle bir davranış yok. Dediğim gibi su gelir gelmez hemen çiçeklere, ağaçlara. Şimdi zaten olmayan suyu biz tasarruflu kullanmak zorundayız. Ama kullanmıyoruz. Bu da bilinç eksikliği. Tabii burada belediyelere görev düşüyor. Bunun denetimini yapacaklar. Suyu tasarruflu kullanacaklar. Evet, çevre konumuz da var tabii ki. Su Asrım projesi üzerinde konuşmaya çalıştık. Tabii bu suyun görüşmelerdeki etkisi de mutlaka olacaktır. Tabii barış çünkü suyu olarak vurguluyoruz. Bir açıdan da barış suyu olarak vurguluyoruz. Bir anlaşma konumunda, durumunda biz bu suyu komşumuza da paylaşacağız mutlaka. Öyle bir de bir düşüncemiz var. Hep bunlar iyi niyet göstergesidir aynı zamanda. Ha, Türkiye bunu başardığı an, bu proje ilktir çünkü, onun için zorlanıyoruz. İkincisi daha kolay olur. Olmaması hiçbir sebep de yok. Onu da belirtelim. Peki Sayın Veysel Eroğlu buraya geldiği zaman yapmış olduğu açıklamalarda suyla ilgili konu dışında farklı projelerde olduğunu vurgulamıştı. Evet. Özellikle
piknik alanı şeklinde bir proje vardı. Onunla ilgili bir çalışma başlatıldı mı şu an? Tabii şimdi göletin etrafında bir piknik alanı düşünüyoruz. Hı hı. Niye? Bu baraj bittikten sonra, içine su dolduktan sonra tüm ada halkı merak edecek, bir görmek isteyecek. Ziyaret zaten edecek, evet. Yaz aylarında da belki mesire yeri şeklinde ağaçların altında piknik alanları olması lazım ki insanlar geldiğinde huzur da bulsun. Rahat bir şekilde piknik de yapabiliriz. Biz barajın belirli bir emniyetli mesafesinden sonra, zaten oradaki ağaçlık alanlarımız var. Bazı alanları da ağaç konusunda güçlendirip dikimler yapıyoruz. Oralarda piknik alanları oluşturmak istiyoruz. Ama baraja yakın olmayacak. Yani yukarıdan siz tepeden suyu göreceksiniz ama kenarına inemeyeceksiniz. Çünkü tehlike de arz edecek aynı zamanda. Dolayısıyla orada hatta bizim bir düşüncemiz, orman dairesi olarak biliyorsunuz muflon olarak anılan bizim doğal dağ keçilerimiz var. Onlardan yakalayıp belirli bir telli alan oluşturup içerisinde üremelerini sağlamak. Çünkü onlar doğada kendi başlarına şu an, ya belki de nesilleri tükenecek belirli bir zaman süreci içerisinde. Amacımız bir açıdan da onları da koruma altına alabilmek. Bir kısmını en azından üremelerini sağlayabilmek. Doğal ortama ondan sonra da doğal ortama salmak. Yani bunun gibi projelerimiz var. Vesel Bey de bu konuda bize her konuda yardımcı oluyor, sağ olsun. Bir sıkıntımız yok o konuda. Çevreyle ilgili ülkemizdeki çevre sorunları çok büyük. Çok. En fazla zamanınızı çevreye alıyor mu Sayın Bakan? Şimdi bakın tabii, şimdi çevre dediğimiz zaman önce halkımızın ve insanımızın da şunu bilmesi lazım. Çevre tamam ama her şeyin de üstünde Çevre Bakanlığı değil. Bugün çevreye atılan çöpler yerel yönetimlerin ilk konusu olmak zorunda. Belediyelerin. Veya işte bize çok şikayetler geliyor. Tankerin bir tanesi bir evin önünde duruyormuş. Çok uzun zamandan beri tehlike arz ediyor. Çevre dairesi aranıyor. Polis aranması lazım. Çevre dairesi ne yapacak? İlk adres çevre dairesi. Çevre dairesi. Biliyorsunuz denizde işte ejderha dediler, canavar dediler, bir görüntü çıktı. Biz arandık. Çevre dairesi bu konuda araştırma yapıyormuş diye polis bizi arıyor. Çevre dairesinin görevi değil ki bunlar. Yani önce insanımız şeyi bilecek. Belediyeler greve gitti. Çevre dairesi suçlandı. Çevre kirleniyor diye. Hayır. Belediyeler, yerel yönetimler ve kaymakamlığın sorunu. Ha biz burada yapılmasını, nasıl yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Telkinde bulunabiliriz. Ceza da kesebiliriz. Ama gidip toplayacak olan birim biz değiliz. Önce bunları da bilmek lazım. Tabii şimdi her insanımız şikayet ediyor. Çevremiz kirli. 20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa-Magosa arasında havaalanına kadar olan refüjler biliyorsunuz temizlendi. Tabii o çalışmalar daha sonra uzatıldı, aşağıya kadar gitti. Gördüğümüz manzara çok güzeldi. Temizlendikten sonra çok güzel bir manzara oluştu. Temiz ortada. Bir çevre. Temiz. Aradan geçti bir hafta, aynı manzara kayboldu. Gene eskiye döndük. Bu ne demektir? Arabadan geçenler atmıyorsa oraya gelmez zaten o çöp. Ya insanımız kirletiyor önce. Ha biz şunu da yapıyoruz. Tespit ettiğimiz an veya siz tespit edin, fotoğraflayın. O plaka kime aitse cezayı kesiyoruz. Bu konuda da ciddiyiz. Artık bir şekilde bilinçlenmemiz lazım. Yani doğayı korumak için, çevreyi korumak için bireyden başlamak lazım. Cezalar yeterli mi? Bireysel cezalarımız yeterli. Nasıl yeterli? Bir asgari ücret bugün siz düşündüğünüz zaman herkesin canını yakar. Çalışanların çoğu çünkü asgari ücretle çalışıyor. Cezalarımız yeterli ama tespit etme konusunda, yakalama konusunda biraz geri kalıyoruz. Bunun için herhangi bir çalışmanız olacak mı? Benim çok düşüncelerim var. Tabii kaynak bulmam lazım önce. Bu yıl bu mümkün gözükmüyor. Ama seneye kısmetse bazı noktalarda, bazı yerlerde kamera sistemini düşünüyorum. Yolların kenarlarında kamera sistemi olacak. Hangi arabadan çöp atılıyorsa tespit edilip ona ceza yazılacak. Ve herkes bilecek ki ben buralardan geçerken kamera beni çekiyor olabilir. Ama bu sadece yeterli değil.
Tabii ki değil. Bu işin kök çözümü eğitimden geçer. Ama eğitim uzun vadede etkili olur. Siz çocukları ilkokuldan alacaksınız, eğitmeye başlayacaksınız, bilinçlendireceksiniz. Onlar yetişkin birey olacak ve çevreyi kirletmeyecek. Bir çalışmanız sanırım var Eğitim Bakanlığı'yla. Eğitim Bakanlığı'yla da konuştuk. Eğitim Bakanlığı kendisi zaten kendi müfredatında var. Biz onlara destek olacağız bu konuda. Bunun daha sık ve gerekirse öğrencileri böyle teşvik edici, katılımcı bir rol oynayarak onları da bu işin içine çekmek için kendi biz çevre dairemizin personelini de kullanacağız. Yani biz ekstra eğitimler vereceğiz. Ama Milli Eğitim'in programında var. Hem trafik var, hem çevre var. Dolayısıyla bu eğitim başlamış durumda ama yeterli değil. Biz bunun miktarını arttıracağız. Farkındalık olayını arttıracağız. Öğrencileri teşvik edeceğiz. Özendireceğiz. Ha, yetişkinleri de cezalandıracağız maalesef. Çok tabii bakıldığında diyorsunuz yani şu an için ceza yazılıyor ama yeterli olmadığını da söylüyorsunuz. Ama bakıldığında açıklamanız ışığında cezaların kesileceğini söylemenizden sonra rakamlara bakıldığında. Ne kadar ceza mı yazdık? Evet. Tabii ben şimdi şöyle diyeyim. İlk hafta yaklaşık 13 ceza yazdık. Şimdiye kadar hiç yazılmamıştı. Ha, ondan sonraki istatistikler şu an benim elimde değil ama çevre dairesinde mutlaka var. Şunu da söyleyeyim. Mesela Magosa Limanı. Magosa Limanı'nda ilk göreve başladığımızda çok büyük şikayetler vardı. Hem çimento hem arpa yani bakliyat evet. indirilmesi sırasında hem hurdalar konusunda ne yaptık? Gittik araştırdık. Başka tarafta da Türkiye'de de nasıl yapılıyor bu iş? Geldik, konuştuk, oturduk hep beraber. Samimiyetle konuştuk. Çimento getiren firmalar tedbirini aldı. Gittik kontrolünü yaptık. Çimento indirilirken toz çıkıyor mu diye çıkmıyor. Onu eledik. Bakliyat konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çünkü kraplarımız, krap dediğimiz kepçelerimiz eski. Ve krapı kullanan şahıslar eğer dikkatsiz davranıyorlarsa ortalık toz bulutu oluyor. Onları uyardık. Krapların nasıl olması gerektiğini araştırdık, bulduk, söyledik. Telkinlerde bulunduk. Sonuçta baktık ki tam olarak bu işte randıman alamadık. Eski şekilde devam ediyor. Çevre dairemizin bir elemanını limanların oraya konuşlandırdık. Sürekli bunu izleyeceksin. Kim indirirken toz çıkıyor, hava kirleniyor, yani tahammül edilemez sınırlara geliyor, cezasını yazacaksın. Ha, şu an daha iyi. İstediğimiz gibi mi değil. Ama çok daha iyi. En azından bir denetim yapılıyor. Hurdacılar konusunda da bir yer İçişleri Bakanlığımız bugünlerde herhalde ayarlamış olması lazım. Hurdacıları da oraya taşıyacağız, limandan çıkaracağız hurdaları. Limanı güzelleştirmiş olacağız. Ama bu çözüm mü? Bana göre değil. Bana göre turizm limanıyla sanayi limanı veya işte getirdiğiniz ürünleri indireceğiniz limanlar farklı yerde olmak zorunda. Aynı yerde her ikisi de olmaz. Biz Magosa'da Magosa limanını turizm limanı yapmak zorundayız. Hem Magosa için, Magosa'nın insanlığı için, çevresi için hem de gelen insanların o güzelliği görebilmesi için. Dolayısıyla uzun vadede... Bu konu tartışılıyor mu? Tabii ki. Yani Ulaştırma Bakanlığı bu konuda bazı yerler hatta tespit ettiler. Bazı projeler hazırlamak istiyorlar. Çalışma yapıyorlar o konuda. Ha, bu uzun vadede ama. Hemen olacak bir iş değil. Bunun kaynağı peki, da... Peki bu oluncaya kadar biz mümkün olduğu kadar çevrenin kirlenmemesi için, insanların etkilenmemesi için uğraşacağız. Limanın hemen arka tarafında ilkokul var. Düşünün. Çıkan toz rüzgarlı havalarda oraya gidiyor. Olmaması gerekiyor. Peki yeterli mi personel? Maalesef değil. Maalesef değil. Yeterli personele sahip değiliz. Hiçbir daire olarak değiliz. Bugün ormanlarda mesela düşünün. Onun sıkıntısını çok yaşıyoruz.
Ormanları biz yangından korumak için ilk yapmamız gereken şey ormanları korumak. Mevcut, yani evet. Ne kadar ağaç dikerseniz dikin, mevcut ormanınızı koruyamıyorsanız ormanlık alanları hiçbir zaman oluşturamazsınız. Ha, ormanlık alanları korumak için de bakıma ihtiyacı var ormanların. Bazı ormanlara girdiğinizde siz de görüyorsunuzdur. Altları olduğu gibi şey dolu, kuru yaprak dolu. Çamların özellikle. O kadar sık dikilmişler ki birbirlerinin büyümelerini bile engelleyen ağaçlar var. Onların seyreltilmesi lazım. Fidanlar dikiliyor, hiç budanmıyor. Budanmayan ağaç hızlı büyümez zaten, budanması lazım. Eski kuruyan dallar oluyor. Ağacın gelişimini engelliyor. Onların kesilmesi, budanması lazım. Bunlar için de eleman lazım. Bunun için yazlık, yaz boyunca çalışacak, geçecek eleman. Şimdi yaz boyunca biz, zaten şu anki projem o. Onu düşünüyorum. Bugün de Maliye Bakanlığı ile onu tekrardan istişare ettik. 125 tane yangın ekibine eleman alıyoruz biz her yıl. 5 bölgede 125 tane elemanı konuşlandırıyoruz. Kulecisinden tutun da yangın çıktığında ilk müdahale ekibine kadar. Ufak yangınlara hemen müdahale edip büyümeden önüne geçebiliyoruz o konuda. Bu 125 tane çalışan işçi 6 ay boyunca çalışıyor. Ben diyorum ki bu 125 işçinin en azından 50 tanesini biz 4 ay ormanların bakımında kullanabiliriz. Niye? 6 ay çalışıyor, 6 ay işsizlik alıyorlar bu insanlar zaten. Yani evinde yatıyor, işsizlik alıyor. Hayır, çalışsın, işsizlik almasın, 4 ay gene ödeyelim. Ama karşılığında bize hem ormanın bakımını sağlasınlar, hem ülkenin odun ihtiyacını elde edelim doğru şekilde. Biz ülkenin odun ihtiyacını elde etmezsek, birileri mutlaka kaçak kesim yapacak ve onu satacak. Yıllardır da bu şekilde. Kaçak kesimi önlemenin tek yolu budur. Maliye Bakanlığı'nın yanında. Siz ne kadar denetim yaparsanız yapın, kaçak kesimi engelleyemezsiniz. Her ağacın başına bir adam dikemezsiniz. Ama kesen adam, kaçak kesen adam o odunu satamıyorsa kesmeyecektir. O 300 liraya satıyor. Biz 120'ye satalım orman dairesi olarak. Hem daha ucuz, hem de her gelene odunumuzun olduğunu gösterelim, verelim, odun ihtiyacını karşılayalım, ormanları bakımlı hale getirelim, kaçak ağaç kesimini engelleyelim. Amaç bu. Maliye Bakanlığı olumsuz değil. Geçen yıl da uğraştım ben bunun için. Tabii o dönem olmadı. Yani yeni hükümet kurulmuştu, bir sürü işte bütçe görüşmeleri vardı, o vardı, bu vardı. Şimdi daha rahatsız o konuda. Maliye Bakanlığı'yla da konuştuk, o da olumlu bakıyor. Bu zaten yangın ekibi bir ay daha biter. Süreleri biter. Biz bunları ormanda kullanabiliriz. Bu insanları. Tabii çevreyle ilgili sorunlar çok. Özel çok. Çevre koruma bölgesinde kurulan tesislerle ilgili olarak. Evet. Bugün yine sosyal medyada bir takım yorumlar, eleştiriler, tartışmalar vardı. İzin meselesiyle ilgili. Nedir Sayın Bakanım bu konu? Şimdi tabii bugün çıkanla ilgili şunu bir kere söyleyelim. Biz izin merci değiliz. Yani ne çevre dairesi, ne orman dairesi, ne çevre bakanlığı izin merci değil. Bütün bölgelerin yetkili merciği kaymakamlıktır. Kaymakamlık bizden görüş isteyebilir. Dairelerimizden görüş isteyebilir. Dairelerimiz de kendi mevzuatlarına bakarak görüşlerini yazılı olarak bildirirler. Ama izin olayında kaymakamlık izin verir. Ha, daha önce orada kurulan tesisler var. ÖÇKB ilan edilmeden önce, daha önceki dönemden kalan tesisler vardı. Onların işletmeleri vardı. Hatta onlara bir ara ruhsat verilmişti işletilsin diye, biliyorsunuz. Ha, daha sonra ÖÇKB bölgesi oldu ama o tesisler yerinde durmadı. Biraz daha büyüdü. Kaçak yapılaşmaya gitti. Bazı araziler orman arazisi, tarımsal amaçlı kiralanmış daha önceki dönemlerde. Ama tarımsal arazi olarak kiralanan yerlere ahşap bungalovlar yapılmış. Hatta elektrik bile bağlanmış. Bunların hepsi mahkemede şu an. Mahkeme ne karar verirse sonuçta o uygulanacak. Ama ben her zaman şunu düşünüyorum.
biz çevremizi korurken aynı zamanda da insanımıza hizmet vermek zorundayız. Öyle kaçak yapılaşmalara sebep vermeden bir ülkesel fiziki plan yapıp belirli şartlar çerçevesinde belirli noktalarda insanların konaklayabileceği, yemek yiyebileceği, istirahat edebileceği yerleri oluşturmak zorundayız. Ha, bunu ben belirleyecek değilim. Bunu belirleyecek olan şey, birim, şehircilik, içişleri otururlar, bakarlar, uygun olan yerleri belirlerler. Ama şu an bir belirsizlik var. Bu kesin. Bütün hepsi mahkemede. Mahkemelik davalar devam ediyor. İnsanlar mahkemeye gidip geliyor. Mahkemenin bir sonucu yok henüz. Ve bu sürede uzun da sürebilir. Sürüyor. Yıllardır sürüyor zaten. Ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Ama bu ülkede bir ülkesel fiziki plan yapıldığı an, resmileştiği an bunların hepsine köklü bir çözüm getirir. Bunlar tartışılıyor mu Bakanlar Kurulu'nda? Ülkesel fiziki plan açısından çalışan bir ekip var daha önceki dönemlerden de. Yaklaşık 2 ay önce bir briefing verdiler ama onlar da çalışmalarını daha tam olarak bitirmediler. Tabii bazı bölgeler özel çevre koruma bölgesi olarak kalacak. Kalmak zorunda zaten. Yani siz sanayinizi, sosyal dinlenme yerlerinizi, turizm alanlarınızı belirlemek zorundasınız. Hatta siz bireysel olarak evlerin nereye yapılacağını da belirlemek zorundasınız. Bizim en çok yaşadığımız sıkıntılardan biri ses. Yaz aylarında özellikle. Tabii. Ha, niye bu sıkıntıları yaşıyoruz biz daire olarak? Biz kontrolleri yapıyoruz ama kontroller de çözüm değil ki sadece. Yüzlerce, binlerce tesis var. Müzik yapın. Burada yapılması gereken siz normal bireylerin haneleriyle eğlence merkezlerinde ayrı ayrı yapacaksınız. Bir insan eğlenmek istiyorsa, müzik dinlemek istiyorsa eğlence merkezi şehrin biraz daha dışında olacak. Bütün eğlence merkezlerini oraya toplayacaksınız. İsteyen istediği şekilde eğlenecek. Çalışan insanlar da evinde huzurlu bir şekilde uyumak istiyorsa onların dışında kendi ikametgahlarında dinlenecekler. Ama bugün öyle değil. Kirne'ye bakın, Lefkoşa'ya bakın, Magosa'ya bakın. Apartman dairesi. En altı bar. Bangır bangır müzik yapıyor. Yukarıda insanlar uyumaya çalışıyor. Müziği tamamen kesebilir misiniz? Kısabilir misiniz? Yani tamamen hayır, müzik yasak diyebilir misiniz? Hayır. Turizm ülkesiyiz. Olmaya çalışıyoruz. Gelen turist de eğlenmek isteyecek. Gençlerimiz de eğlenmek isteyebilir. Ama bunları ayırmak lazım. Bu şekilde olmaz. Ha, biz çok ceza yazıyoruz. Çok üstüne gidiyoruz. Çözüm mü? Değil. Bir cezayı uyarıyoruz. İki, gidip gene uyarıyoruz. Üç, ceza yazıyoruz. Dördüncüde artık müzik izni iptal ediyoruz. Tamam, ben akıllandım derse, uyacağım kurallara dediği an diyoruz ki sana 3 günlük izin. Yap görelim. Kurallar yeterli mi? Kurallar yeterli. Uyguladığınız zaman kurallar yeterli okulunda. Uygulamanız lazım. Ha, şimdi biz şunu da yapıyoruz. Ekipleri farklı bölgelerden alıp farklı bölgelere kontrole gönderiyoruz. Aynı bölgelerdeki ekipleri aynı bölgelere göndermemeye çalışıyoruz. Çünkü onun da sıkıntılarını yaşadık. Yani bugün Girne'deki ekip Girne'de çıktığı zaman farklı, tanıdık. Küçük ülkeyiz. Herkes birbirini tanıyor. İlişkiler farklı. Dolayısıyla Lefkoşa gider Girne'ye. Girne gider Güzelyurt'a. İşte atıyorum Güzelyurt gider Magosa'ya, kontrollere. Böyle yapmaya çalışıyoruz şimdi. Bu da kısa süreli aslında bir çözüm yolu. Yani tabii ki. Tabii ki. Dediğim gibi siz eğlence merkezleriyle konutların yerlerini belirlemezseniz iç içe oldukları sürece mutlaka problemler olacaktır. Ha, müzik izni olan yerlerde 60 desibeli geçmemesi lazım. Geçtiği an dışarıdan aldığımız ses hemen uyarılır. İlk, ikinci de cezasını yazarız. Yapacak başka bir şeyimiz yok zaten. Ha, gerekirse de üçüncü de iptal ederiz. Bunda da ciddiyiz. Sayın Bakanım, havamız ne kadar temiz? Tabii şimdi gelmek istediğimiz noktayı anladım. Genel olarak baktığınız zaman havamız temiz. Ama tabii şimdi bizde elektrik enerjisi için 2 tane santralimiz var. Onların civarı
için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Etkiledikleri alan için değil. Mutlaka kanserojen etkileri var. Çünkü bunlar havaya hem kükürt hem azot bırakıyorlar. Dolayısıyla ikisi de kanserojen. En çok zorlandığımız konulardan biri de bu. Niye? Ülkede elektriğe ihtiyaç var. Şu an stüdyoda bir program yapıyoruz. Aydınlatmasından tutun televizyonun her şeyine kadar. Evde bizi izleyenler, iş yerinde bizi izleyenler de elektriği kullanarak izliyor. Bugün baktığınız zaman herkesin elinde bir cep telefonu Face'te. Baktığınız zaman sanayide elektriğe ihtiyacınız var. Her yerde, her alanda. Elektriğe ihtiyacımız var ama işte ben her zaman söylüyorum. Siz bir tesisi yaparken ilk başta kurallarınızı koyarsınız. O kurallar çerçevesinde izin verirsiniz. Esnek bırakırsanız insanoğlu her zaman kendi menfaati uğruna, çıkarı uğruna bunu suistimal edebilir. Aynı şekilde burada Aksa'da da bu oldu. Siz Aksa'ya o gün filtreyi takmadan açmama olayını sağlasaydınız, Aksa o filtreyi takardı, başlardı. Ama siz aç da sonra takarsın dediniz. Ve bugüne kadar geldik. Teknici keza öyle. Devletin bir birimi ama filtresi yok. Tabii güzel bir haber vereyim. Bugün ağır tonajları kaldırabilecek olan bir vinç ülkemize giriş yaptı. Çünkü ülkemizde yok. Aksa'nın 6 tane bacası var. 3 tane regülatörünü bu vinç 15 gün içerisinde takacak. Niye 6'sını birden takmıyor diye bir soru gelebilir. Şimdi Aksa elektrik üretiyor. Bu ülkenin elektriğin ihtiyacının yarısını neredeyse o karşılıyor. Eğer tamamen biz kapatırsak Aksa'yı bunlar takılsın diye ülkenin yarısı elektriksiz kalır. Dolayısıyla 3 tanesi takılıyor. 3 tanesi faaliyette olacak. Daha sonra 3 tanesi takılacak. Diğer 3'ü zaten faaliyetteydi. 6'sı beraber faaliyete geçebilecek duruma gelecek. Tabi bu regülatörleri takmakla çözüm bitmiyor. Arkasından bunun borulama sistemleri olacak. Elektronik takip sistemleri olacak. Yaptığımız bugünkü son görüşmede Aralık ayı içerisinde Aksa filtreye kavuşmuş olacak. Onun da burada haberini verelim. İnşallah daha iyi günler olacak. Biz de teknicik için devlet olarak inşallah Teknicik için yapılan çalışma ne? Evet, teknicik için konusunda ne yapılıyor? Bunu Önder Bey'le konuşmak lazım. Çünkü tesis onun biliyorsunuz, bizim değil. Biz sadece denetlemeyi yapıyoruz, telkinlerde bulunuyoruz. Bu arada benim tabii %1'lik kükürt içinde bir önerim var. Bakanlar Kurulu'nda şu an tartışılıyor. Tabii Aksa bunu taktığı zaman %1'lik kükürt olup olmaması önemli değil yakıtın kalitesi. Niye? Filtre bunu süzecek. Ama teknicik için önemli olacak. Çünkü bazı uzmanlar diyor ki tekneciye şey takılamaz. Filtre takılma durumunu da geçti. Eski bir tesistir. Yani ona takılamaz filtre. Takılsa da işlemez gibi yorumlar da var. Ama bu konuda biz Önder Bey'le sürekli konuşuyoruz. Aksa bunun bir başlangıcı olsun. Devlet olarak da biz onu hallettik. Olumlu görüşmeler oluyor mu bu yönde? Tabii ki. Bakın Aksa'yla biz bir yıldır uğraşıyoruz. Ceza da yazdık çok. Üstüne gittik çok. Oturduk konuştuk çok. Ha sonunda sahibi de geldi. Müdürüyle de sürekli konuşuyoruz. Ve sonunda Aksa dediğim gibi bu yıl Aralık ayı içerisinde biz bu filtre olayını bitirmiş olacağız diyorlar. Tabii biz takipçisiyiz. Onların dediğini söylüyorum ben. Ama bugün vinç adaya girdi. Yani regülatörler 3 bacaya takılacak. Biz de bunu takip edeceğiz. Sonuçta Aralık olmaz, Ocak olur onu bilemem. Ama bu iş olacak. Bunun başka bir yolu yok. Evet, süremiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Çevreyle ilgili Sayın Bakanım ama sorunlar bunlar değil sadece. Değil. Çevre olduğu gibi sorun. Nasıl çıkıyorsunuz bu kadar sorunlu çevre konusunda? Şimdi bakın, üretilen kararlara bakıldığında yeterli değil tabii ki. Şimdi bakın bir kere siz eğer aktif olabilmek istiyorsanız, hızlı hareket edebilmek istiyorsanız altyapınızın tamam olması lazım. Yetişmiş elemanınızın olması lazım bu konuyla ilgili. Teknik alet edevatınızın olması lazım.
Bunların hepsi tam mı? Önce onu soralım. Değil. Tamamlamaya çalışıyoruz. Türkiye'deki Şehircilik ve Çevre Bakanlığı ile konuşup baca gazı ölçüm cihazı istiyoruz. Niye? Ölçecek cihazımız yok. Böyle bir şey olamaz. Ha, bir ara Petrokok olayı ortaya çıktı. Hı hı. Daha önce girdi, girmediydi, şuydu, buydu. Sokmadık. Sokmayacağız. Hatta Tuğla fabrikası kapattı belirli bir müddet. Kapatabilir. Ama bilecek ki biz ciddiyiz. Yasam benim girmeyecek diyorsa girmeyecek. Bunun başka alternatifi yok. Mevcut yasalar yeterli mi? Mevcut yasalar aslında Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde yapılmış yasalar. Yani kötü yasalar değil. Yasalarımız iyi. Ha, revize edilebilir mi? Edilebilir. Çünkü her ülke kendine göre yasa yapar. Kendi coğrafik şartlarına göre yapar. Ama bizde öyle değil. Biz neredeyse Avrupa Birliği'nin ne dediyse onu almışız, koymuşuz. Ha, şimdi de kendimize uyarlamışız kısmı olarak. Ama yani bugün dediğim gibi sadece fabrikalar değil. Bugün arabalar. Acaba egzoz emisyon testleri tam doğru yapılıyor mu? Biz birkaç tanesini yakaladık. Doğru yapılmıyor. Ceza kestik. Ya takip de istiyor bu işte. Sadece yasal olması önemli değil. Takip için eleman gerekiyor. Eleman gerekiyor. Yani ben bugün elemanlarımı 24 saat kullanabilir olmak zorundayım. Ya yani çevreyle ilgili olaylar sadece mesai saatleri içerisinde değildir. 24 saat süreklilik arz eder. Ormanlarla ilgili keza öyle baktığınız zaman. Suyla ilgili gene öyle. Bir patlak varsa siz evinizde yatamazsınız. Ya mesai saati gelsin gidelim veya bir yangın varsa. Olmaz. Yani biz teşkilatımızı güçlendirmek zorundayız. Bunun da başka yolu yok. Bunun için bütçe de istiyor. Bütçe istiyor tabii ki. Bütçe istiyor. Şu anki mevcut bütçeye bakıldığında. Şimdi tabii biz birçok kaynağımızı da mesela ormanla ilgili Türkiye'den talep ediyoruz ve alıyoruz. İyi diyalog sayesinde alıyoruz. Biliyorsunuz son gelen bir ekskavatörümüz vardı. Değeri 1 milyon. Sıfır bir ekskavatör geldi. Gene yangında kullanabileceğimiz ilk müdahale araçlarımız onunla birlikte geldi. 300 bin TL değerinde. Ve biz her yıl için anlaşma yaptık. Yani birlikte bir eylem planı gerçekleştirdik Türkiye'deki yetkililerle. 4 milyonluk kaynak ormanlarımıza harcanmış. Bizim bütçemiz dışında. Türkiye'nin katkısıyla. Türkiye'nin katkısıyla. Yani bu gibi kaynakları da bulup yapmak zorundayız. Mesela eşekler. Karpaz bölgesinde çok büyük sorun. Yıllarca sorun. Ya kimse şimdiye kadar çok müdahale etmedi. Bir telleme yapıldı. Telleme bazı kişiler tarafından farklı amaçlarla, farklı niyetlerle kesildi. Ve şu an eşekler Çayırova'ya kadar geldi. Dipkarpaz'da. Dolayısıyla oradaki hayvancı, oradaki çiftçi, orada yolda güzergahta giden araçlar. Biliyorsunuz iki tane ölü verdik o bölgede. Biri milletvekiliydi Sayın Elbasan. Bir tanesi de Ali Çebi denen arkadaşın oğluydu. Çünkü eşekler de çok korkmuyorlar. Yani yolun ortasından kaçmıyorlar. Dolayısıyla biz hem eşeklerin can emniyeti için hem insanların menfaati için bir şekilde onları birbirinden soyutlamak zorundayız. Ve bunun için bariyer yapıyoruz şimdi. Eşeklerin doğal yaşam alanı olacak. Bakımları bizim tarafımızdan yapılacak. Su ihtiyaçları, yemek ihtiyaçları bizim tarafımızdan karşılanacak. Düzenli bir şekilde üremeleri, belirli bir sayıda kalmaları için de sistemli program uygulanacak. Bunu da biyologlarla yapacağız. Ne zaman hayata geçecek? Bariyerlerin bitmesine az kaldı. Bariyerler döşeniyor. Döşendikten sonra işte hem biyologlarla hem veterinerlerle bunları konuşup bir şekilde halletmeye çalışacağız. Bilimsel olarak neyse doğrusu o yapılacak. Ama yapmak zorundayız. Yani oturup da bakamayız sadece. Seyredemeyiz. 10 yıl sonra Magosa'ya kadar gelirler. Bırakırsak? Hayır gelirler. Geldiler işte. Çayırova'ya kadar geldiler. 10 yıl sonra Magosa'ya ulaşırlar.
Sınırsız ürüyorlar çünkü şu an. Kontrol altına almazsak bunlar Magosa'ya da gelir. 30 yıl sonra Lefkoşa'ya da gelir. Yani bir şekilde doğal dengeyi korumak zorundayız. Ama hayvanlara da zarar vermeden, onların da hakkını savunarak ve koruyarak. Birçoğu şu an aç. Birçoğu şu an aç. Orman dairesinin kepçesi orada. Şimdi çevre dairesinin elemanlarını da gönderdim. Dedim ki çevreye zarar vermeden, orada akarsu yatakları var. Biriken sular var. Çevreye zarar vermeden oradaki sulak alanlara bir bakın. Genişletebilirsek genişletelim, hayvanlar su ihtiyacını karşılasın. Zaten kurak bir yıldan geçiyoruz. Sadece eşekler değil, kuşlar da, tavşanlar da, yılanlar da. Çünkü orası bir milli park biliyorsunuz. Milli parksa milli park gibi yapmak zorundayız. O da bizim görevimiz. Peki milli park gibi yapmak gerekiyor diyorsunuz. Bunun için kaynak konusunda, maddi kaynak noktasında. Evet, şimdi onu ben sürekli düşünüyorum. Bir yıldır da düşünüyorum. Orada herhangi bir siyasetçinin direkt etkisinin olmaması lazım. Niye? Siyasetçinin etkisi olduğu zaman istihdam konusunda, karar konusunda siyasi kararlar verilebilir. Hayır. Orada bilimsel bir kurul olmak zorunda. O bilimsel kurul oranın ihtiyacına göre hareket etmek zorunda. Yani bir milli park müdürlüğü bünyesinde veterineri de, biyoloğu da o eşeklere bakacak, yardımcı olacak ekibi de orada olmak zorunda. Ha, bunun da bir döner sermayesi olmak zorunda ki kendi kendine yetebilsin. Dolayısıyla böyle bir projemiz var. Şimdi onun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. İşte bu bariyerler bittiğinde kısmetse onu da sunacağız. O da olduğu takdirde kendi kendini döndürebilir bir sistem içerisinde kendi kazancı olan, kendi ekibini ödeyebilen, kendi eşeklerine, hayvanlarına bakabilen bir sistem. Ha, dönem dönem takviye isteyebilir mi? O zaman da hükümetlerin görevi o takviyeyi yapmak zaten. Bizim de görevimiz o olacak. Ama biz bunu ne belediyeye ne de herhangi bir siyasetin eline, bakanlığın eline direkt olarak bırakmak istemiyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Yürümesi için bu sistemin mutlaka dışından belki desteğe ihtiyacı olacak ama kendi kendini yönetebilir bir sistemin olması şart. Evet, yeşil ala diyoruz ama yeşil alanlarımız ne yazık ki çok fazla değil ve ormanlı alanlarının genişletilmesi için de harup ağaçları ekiliyor. Şimdi şöyle diyeyim, Türkiye'den, orman alanlarının genişletilmesi için harup ağaçları dikiliyor değil aslında. Biz orman alanlarını her şekilde genişletebiliriz. Her türlü ağaçları da genişleyebilir. Çamla da olur bu. Yıllarca yapılan sistemde çam dikimiydi. Biz geçen yıl karar verdik. Dedik ki çeşitlendirelim. Hep çam olmaz. Çünkü bu ülkenin hem coğrafyasına hem de iklimine en uygun ağaçlar hem zeytin hem haruptur. Bir de badem. Bu üretime de katkı olabilir. Kesinlikle. Biz dedik ki kim ne kadar isterse kendi arazisiyle olabilir. Veya ağaçlandırmak isteyenlere biz kendimiz söylüyoruz. Harup ağacı da olabilir. Dikin. Biz vereceğiz. Ücret istemiyoruz. Sadece siz diktiğinizi göstereceksiniz bize. Ben 10 dönüm arazim var. Harup dikmek istiyorum. Ağaçları bizden. Diksin. Ama kontrolünü yapacağız. Bunu herkes bilecek. Ve biz bayağı bir harup ağacı dağıttık. Badem dağıttık. Ceviz dağıttık. Zeytin dağıtmadık. Niye? Demedik. Türkiye'den getirelim. Ülkemize has zeytinimizi burada çoğaltalım. Fidanlarımız çok küçük olduğu için dağıtmak istemedik. Bir yıl daha bekleyelim istedik. Bu yıl kısmetse zeytin de dağıtacağız. Ha, bunun dışında orman dairesi olarak da 1 milyonun üzerinde fidan diktik. Hedefimiz bu yıl 1,5 milyon. Ne kadar dikersek ormanımızı da o kadar arttırıyor değiliz aslında. Dikmek değil sadece. Bakmak gerekiyor. Mesela biz bu yıl diktiğimiz fidanlar çok şükür son bir yağmurlar yaptı ya, o yağmurlar sayesinde yaşıyorlar hala. Ama daha önceki yıllarda ekilen bazı fidanlara bakıyorum ben, artık öldüler. Bakımsızlıktan. Bir çam köse böceği mücadelesi, onunla ilgili. Tabii geçen yıl
çamkese böceği için biliyorsunuz biyolojik ilaçlama yaptık. Evet. Ve %97 oranında başarı sağladık orada. Çamkese böceği. Küçük bir de kaza istenmiyor. Bir de kaza olmuştu. Bir de kaza oldu evet istenmeyen. Allah'tan cana bir şey gelmedi. Ama ilaçlamanın sonucundaki raporlara baktığımızda, bizim kendi tespitlerimize baktığımızda %97 oranında da başarı sağlandı. Bu çok güzel bir gelişim. Şimdi Türkiye'de mesela konuştuğumuz zaman diyorlar ki çamkese böceği için biz ilaçlama yapmıyoruz. Yapmıyorlar, doğrudur. Niye? Çok büyük ormanlık alanları var. Ve ormanlık alanları büyük ormanlar. Yani ağaçlar büyük. Çamkese böceği o ağaçları çok etkileyemiyor. Ama benim ülkeme baktığım zaman çok genç fidanlarım var. O genç fidanları bu çamkese böcekleri kurutuyor. Onun için çamkese böceğiyle mücadelenin birkaç yöntemi var. Bunlardan biri de biyolojik ilaçlama. Bu yıl tekrardan biyolojik ilaçlamayı düşünüyoruz. Ama şöyle yapacağız. Genç fidanların olduğu alanlarda özellikle etkili olabileceği alanlarda bu ilaçlamayı bölgesel yapmayı düşünüyoruz. Diğer bölgedeki alanlarda da birebir mücadele. O şekilde iki yöntemi de kullanarak çamkese böceğini inşallah bu yıl gene frenleyeceğiz. Ve fidanlarımızın daha da büyümesini sağlayacağız. Ve Karpaz bölgesinde de şu an çam ağaçlarının fidanlarını budayarak ilk kez yapılıyor bu. Çam ağaçlarının fidanlarını buduyoruz, yükselmelerini sağlıyoruz. Yani büyümelerini sağlıyoruz. Alttaki dalları keserek ağacın güçlenip büyümesini sağlıyoruz. Evet, sorunlar çok. Sorunlar ama çok. En büyük sorunun başında çevre diyorsunuz. Çevre sorunları. Tabii şimdi herkese göre sorunlar değişir. Ekonomik sorunlar vardır, çevresel sorunlar vardır, sanayi ile ilgili sorunlar vardır, ticari sorunları vardır ama şunu unutmayalım ki insanoğlu bir çevrenin içerisinde yaşıyor. Havasıyla, deniziyle, suyuyla, doğasıyla, her şeyiyle. İnsanoğlu bu çevrede yaşadığı sürece mutlaka çevreyle etkileşim içerisinde olacak. Bu stüdyonun burada olması bile çevreye bir etkidir. Doğru muyum? Doğruyum. O zaman doğru olanı yapalım. Etkileşimi engelleyemeyiz.